boyutlu tasarım dedim. Bir de işin derin planı söz konusu, alttaki iskelet yapısı. Yani güzelleşmeden bahsederken biz şimdiye kadar daima basit, halkın anlayacağı dilde aslında konuşmaya çalışıyordum. Ama işin biraz da bilimsel gerçekleri söz Biraz konusu. teknik kısmı da Biraz var. teknik kısma girmek gerekir. Böylelikle eğer bu konuya ilgi duyan insanlar varsa onları çok daha fazla bilgilendirebiliriz. Yaşlanma sürecinde kemik yapımız, yani iskelet yapımız, ki yüzümüzde aslında asıl belirleyici faktör iskelet yapısı. Nasıl ki kemik erimesiyle karşılaşıyor insanlar. Yani 20'li yaşlardaki bir kişi kemik yapısının en yoğun olduğu, en güçlü olduğu dönemdir ki erkekler neden askere 20 yaşında alınır? Çünkü iskelet sisteminin, kemik yapısının en yoğun olduğu dönemdir. Daha sonrasında göreceli olarak bir azalma söz konusudur. Bu iskelet yapısındaki küçülme zaten sarkmaların ve gevşemelerin asıl en büyük sebebi. Mesela menopozdan sonra kadınlarda kemik erimesi oluyor. Ne oluyor? İşte omurgalarda, diz ekleminde ve buna bağlı olarak ağrılar oluyor, küçülme oluyor. Değil mi? İnsanın boyu yaş ilerledikçe küçülmeye başlar. Kemik erimesi. Kemik erimesi eklemlerimizde, kemiklerimizde var da yüzümüzde yok mu? Yüzümüzde de var. Bu nedenle bu bölgedeki iskelet sistemimizde, yani yüz kemiklerimizdeki küçülmeler ister istemez gevşeklikle, sarkmayla bizim karşımıza çıkıyor. Bu noktada iskelet sistemindeki bu gevşemeyi ya da küçülmeyi tersine çevirecek bir takım işlemler gerekiyor. Bakın, bu işin derin planındaki, hani üç boyuttan bahsederken işte az önce yatay plan, dikey plan, bir de derin plandaki yapıları da görmek gerekiyor. Böylelikle yüz germe ya da yüz gençleştirme ya da yüz güzelleştirme hastasına bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. İhtiyaç neyse ona yönelik olarak bir tedavi planlanması gerekiyor.